الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله وأطيعوه إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الحاشمي الكريم. Değerli kardeşlerim, Kur'an bir toplumu ele alıp inşa ederken her bir ferdi kendi iç bütünlüğü içerisinde muhatap alır. Kendi şartları içerisinde alır ve inşa eder. Mucizevi bir yöntemle inşa eder. Hiçbir insanı inşa ederken ikinci, üçüncü insanları tahrip etmez. Onları görmezden gelmez. Onları da birlikte inşa eder. Kur'an'ın dediğim gibi mucizevi bir yönüdür o. Alır bir toplumun kılcal damarlarına girer, her bir ferdi kendi iç bütünlüğü içerisinde alır ve yüceltir, alır ve olgunlaştırır, alır ve derinleştirir. Her birine ahlaki bir erdem, bir güzellik kazandırır. Bunu Kur'an'dan bir ayet çerçevesinde ele alırsak eğer, konunun daha iyi anlaşılması açısından şöyle bir ufuk çiziyor Allah-u Teala bizler için. Kur'an'da Kard-ı Hasen, kim Allah'a güzel bir borç verir ifadesinin geçtiği Kur'an'da 12 tane ayet vardır. Bu ayetlerin her birinde Rabbimiz bir borçluya, ihtiyaç sahibine, muhtaca verilecek olan yardımı kendisinin bir aldığı bir ödünç olarak kabul etmiştir. Yani karşılığını da kat kat vereceğini Allah-u Teala Kur'an'da beyan etmiştir. Şimdi bakın, bir burada hizmet veren var. Bir de hizmet alan var. Bakın Allah-u Teala nasıl dengeleri sağlıyor. Diyor ki, mesela Hadid suresi 11. ayette Kard-ı Hasen'den bahseder. Bakara suresinin 245. ayetinde bahseder. Bu bahsettiğim Bakara 280. ayette aynen Allah-u Teala o inşa sürecini şöyle işletir. Eğer biri borç vermekle ilgili, bir muhtaçtır, ihtiyaç sahibidir, biri de varlıklıdır. Ona borç vermeyi telkin edecek. Diyor ki, kim siz Allah'a güzel bir borç vermek istemez misiniz diyor. Allah size kat kat verecektir halbuki. Siz Allah'a güzel bir borç verin diyor. Muhtaç olan birine verin. Ona bana vermiş gibi kabul eder, sonra da ödüllendiririm diyor Rabbimiz. Sonra diyor ki, eğer muhatap sıkıntı içerisinde düşerse bunu sana iade etmekte, geri ödemekte zorluk yaşarsa ona bir de süre tanıyın diyor. Buna diyor ki, sözünde dur diyor. Müminler sözlerinde durarlar. Ahdinde durmayan insanın vasfı, müminin vasfı değildir diyor. Sözünde dur diyor. Borcunu öde diyor. 280. Eğer bu sıkıştı, bunu gördün, bakın buna diyor ki sözünde dur. Buna diyor ki ona ver diyor. Sonra diyor sıkıntıya düştüyse ona biraz da mühlet tanı diyor. Ona biraz daha süre ver. Rahat ödeyebilmesi için ona biraz daha önünü aç, biraz zamanı genişlet, biraz süre tanı diyor. Buna diyor ki sakın sözünde durmazlık yapma. Diyor eğer ödeme zorluğu yaşar, ödemekte çok büyük sıkıntı yaşarsa, ki bu ayetin metninde yoktur, ama diyor almak hakkınız, hakkın senin, alabilirsin. Ama diyor bağışlarsan bu senin için daha hayırlıdır. Bu senin hakkın. Bunu alabilirsin. Ama eğer bağışlarsan unutma, bu senin için daha hayırlıdır.
buna diyor ki borcunu ödemekte zerre kadar tereddüt etme diyor. Çünkü söz verip sözünde durmayan insanların alameti, özelliği münafıkların az alametine denktir, özelliğine denktir diyor. Sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kendi döneminde sahabeden borçlu olup da borcunu eda etmemiş olan birinin cenazesini yerden kaldırmıyor. Terekesinden, verasetinden getirin, borcunu ödeyin, ondan sonra kaldırayım diyor. Buna diyor ki borcunu ödeyeceksin. Borcunu ödemeden ölürsen, veraset yoluyla borcun ödenmezse cenazeni kaldırmam diyor Peygamber. Öbür tarafta birinci şahsı Allah-u Teala buyuruyor ki, borç ver diyor, ona süre tanı diyor. Yücü yoksa diyor, eğer bağışlarsan bu senin için daha hayırlıdır diyor. Allah kat kat sana verir diyor. Her birini ele alırken bunun suistimale de engel olur. Buna diyor ki, alana diyor ki, unutma diyor, veren el alan elden daha hayırlıdır diyor. Ona da bir ahlak öğretiyor. Almanın bir erdem olduğunu düşünme diyor. Almak çok kötü bir şeydir. Muhtaçsın, elbette alacaksın ama unutma, sen de veren ol. Sen de bir gün veren, dağıtan, infak eden, bağışlayan biri ol. Sen de tasaddukta bulunan biri ol, alan biri olma diyor. Buna diyor ki ara, ihtiyaç sahipleri varsa mutlaka onları gözet ve onları kolla diyor. Asıl konumuz bu değil. Bir, hizmet eden bir de edilen söz konusu ise eğer, veren ve alan söz konusu ise eğer, ikisini birlikte Kur'an inşa ediyor. İkisine de bir ahlak ama kendi ihtiyaçları, konumları çerçevesinde bir ahlaki zırh giydiriyor onlara. Ama hizmet eden ve edilen söz konusu ise eğer, önümüze bir tercih koyuyor. Siz tercihinizi hizmet edenden yana yapın. Yani siz hizmet eden olun. Siz veren olun. Siz fedakarlık yapan olun. Siz hizmete koşturan olun. Siz en çok yorulan olun. Siz en çok fedakarlık yapan olun. Çünkü fedakarlık kadar etkili bir tebliğ yöntemi yoktur. Siz bağışlayan olun. İnfak eden olun. Veren olun. Yardım eden olun. Elbette bir yerde hizmet eden varsa orada hizmet edilen de vardır. Hizmet edileni de koruyor. Sakın diyor bu sende ahlak haline gelmesin diyor. Çünkü dilenmek çok kötü bir şeydir diyor. Dilenmeyiniz diyor. Birine diyor ki geleni boş geri çevirme ver diyor. Öbürüne de diyor ki sakın diyor. Şeyi dilenciliği kendin için bir meleke haline, adet haline getirme, bir meslek haline getirme diyor. Onu da reddediyor. Ama muhtaç biri olduysa onu da görün ve gözetin diyor. Biz diğer alana konuyu biraz daha çerçeveyi genişletirsek eğer, hizmet etmek edilmekten daha hayırlı olduğunu görüyor ve gözlüyoruz. Hiçbir insan bana hizmet edesin, etrafımda pervaneler gibi dönen insanlar, bana hizmet için koşturan insanlar, bana veren bütün işlerimi gören insanlar diyorsa bir insan, bundan derin haz ve lezzet duyuyor, hep böyle olsun istiyorsa, o insan hastalıklı bir insan demektir. Eğer hep kendisine hizmet edilmesini istiyorsa bir insan, o insan manevi anlamda hasta bir insandır. Hizmet etmenin tadını görmüyorsa, bağışlamanın, infak etmenin tadını, o vicdan zevkini duymuyorsa, başkalarına yardımcı olmanın huşusunu, hudusunu, o iç zevkini, vicdan zevkini tatmıyor ve hissetmiyorsa, o insan hastadır, kalben ve ruhen ölüdür. Ruhumuz feda olsun, biraz da kutlu doğum haftası mı, ayı mı derler, o çerçevede bir iki örnekle süsleyeyim. Allah Muhammed Aleyhisselam'ı önümüze koyarken o sizin için güzel bir örnek derken bakalım bu konuyla ilgili bize ne tür örneklik sunuyor. Elinde ihtiyaç torbasıyla giderken sahabeden biri ya Resulallah diyor. Ben size hizmet etmek benim için bir iftihar vesilesidir. Sizin çantanızı ben taşıyabilir miyim? Allah Resulü'nün yüzünde tatlı bir acı dolu hüzünlü bir yüz ifadesiyle. Ama Allah hoşlanmaz ki diyor. Bu Allah'ın hoşuna gitmez ki diyor. Bu anlamda bana hizmet etmeniz, benim bana
ihtiyacımı görecek kadar koşturmanız, benim bu konuda sizi kullanıyor olmam Allah'ın hoşuna gitmez ki diyor. Bir ahlak öğretiyor bize. Böyle olun diyor. Sahabeden biri geliyor, ya Resulallah diyor. Günlerdir ağzıma bir şey, doğru dürüst bir şey koymadım. Mecalim tükendi ya Resulallah diyor. Öyle mi diyor? Halbuki peygamber de onun gibi aç. Dönüyor, ya Ayşe diyor, evde hiçbir şey var mı? Sudan başka bir şey yok ya Resulallah diyor. Efendimiz böyle büyük bir çaresizlik içerisinde ne yapayım? Bunu nasıl doyurayım? Git falan sahabeye diyor. Ondan şunu şunu al diyor, ben sonra onu öderim. Selamımı söyle ondan al diyor. Koşuyor. Ruhum feda olsun sana. Bir insan bu kadar mı muhtaç iken, ihtiyaç sahibi iken, başka birilerinin yük olmak şöyle dursun, insanların yükünü taşımada bu kadar mı fedakar olur? Bir örnek bu kadar mı fedakar olur? Eğer Allah örnek olarak karşımıza koymuşsa, amenna ve saddakna. Ya Rabbi en güzel örneği karşımıza koyduğundan hiç şüphe duymuyoruz. Bu kadar mı olabilir? Bir seyahat sırasında sahabeyle oturuyorlar. Bir şeyler yemeleri gerekiyor. Şu hayvanı keser, şunu doğrar, şunu yeriz, pişiririz. Biri diyor ya Resulallah ben keser, biri ben doğrar, biri ben soyar, biri ben şunu yapar, bunu yapar falan diyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ama ben de diyor biraz çalı çırpı falan toplarım diyor. Onları işte yakacak, pişirecek şeyler hazırlar. Yok ya Resulallah ne olur siz burada oturun, istirahat edin diyor. Siz burada istirahat edin ya Resulallah. Allah arkadaşları içerisinde imtiyazlı konumda olunmayı sevmez diyor peygamber. İmtiyazlı konumda olmayı sevmez. Peygamber yanındakileri nasıl inşa ediyor? Sakın diyor. Sakın diyor bunu bir daha teklif etmeyin diyor. Allah Resulü oradan buradan çalı çırpı topluyor. Halbuki yaş olarak da Resul-i Ekrem onlardan çok daha büyük. Yaş olarak bile olsa peygambere onların hürmet etmeleri, itaat etmeleri ve peygamber sallallahu aleyhi ve selleme hizmet etmeleri teamülen de hiçbir sakıncası yoktur. Ama peygamber yanındakileri eğitiyor. Eğer bir insan herkes bana hizmet etsin diyor, egosu bu kadar büyüyorsa tiranlaşmaya doğru hızlı bir adımla yürüyor demektir. Bu böyle bir insanlar için ölümdür. Böyle bir yürüyüş ölümdür. Devesinin yuları düşüyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Devesinin yuları düşüyor. Devesini ıhlatıyor ve oturtuyor. İniyor yerden, devesinin yularını alıyor ve çıkıyor. Annem ve babam sana feda olsun ya Resulallah. Niye bize demedin? Halbuki biz devenin yularını verebilirdik. İnsanlara yük olmayı hiç istemem demişti. İnsanlara yük olmayı istemem. Halbuki peygamber bunu istese ne olurdu? Hiçbir şey olmaz. Ama peygamber onlara bir anlayış kazandırıyor. Onlara bir ufuk kazandırıyor. Onları imar ediyor, inşa ediyor. Onlara bakın, hayata böyle bakın. İnsanlar yük olmayın, yük taşıyın diyor. Hizmet edilmekten hoşlanmayın, hizmet edin diyor. Hazreti Ömer, Amr bin As'ı Mısır'a vali olarak gönderdiğinde bir şikayet gelmişti. Ya Ömer diyordu, şu Amr'a bakın, evine bakın, tiranlar gibi, büyük padişahlar gibi özel korumalar, saraylar, bilmem neler, hemen Sa'd'ı çağırdı. Sa'd bu ne biçim iş? İnsanların kendine hizmet etmekten sen nasıl zevk alırsın, sen peygamber ahlakı almadın mı? Ya Ömer, ama burada biliyorsunuz Hristiyanlar var, şurada öbeklenmişler, bize saldırı yapabilirler, şöyle düşünüyorlar. Hatta Hazreti Ömer onun bu kadar çok çenesinin güçlü olduğunu bildiğini, bunun karşısındaki biraz çaresizliğini şöyle itiraf eder. Ya Amr diyor, vallahi haklı olduğumu biliyorum ama hep dilinle bana üstün geliyorsun diyor. O kadar zeki biridir. Amr ibn As'ın çok orijinal hikayeleri var. Yani onun savaşlarda göstermiş olduğu öyle taktikler var ki göz kamaştırıcı. O meşhur Arap dahilerinden biridir Amr ibn As. Bu anlamda Hazreti Ömer de bunu keşfediyor. Ya Amr diyor, vallahi her görüştüğümüzde dilinle bana üstün geliyorsun. Halbuki haklı olduğumdan %100 eminim. Ama ona engel oluyor. Hemen görevden azlediyor, başka birini atıyor.
böyle şey olmaz diyor. Hizmet etmek, üstünlük edilmek ise bir insan için zillettir. Şüphesiz biz büyükleri hürmet eder ve onlara hizmet de ederiz. Bakın burada da bir dengeyi ortaya koyuyor. Diyor ki siz onlara hürmet edin diyor. Onlara karşı saygıda kusur etmeyin diyor. Öbür tarafı da inşa ediyor. Diyor ki bakın siz insanlardan sakın saygı beklemeyin diyor. Sakın hürmet bu anlamda şöyle şöyle hürmet beklemeyin diyor. Bir tarafta bunu saygı ve hürmete yönlendiriyor. Öbür taraftan diğerini de bu konunun onun enaniyet ve kibrini okşamasın. Öyle ciddi bir nefsi hastalık içerisinde kalmasın için onu da oradan inşa ediyor. Diyor ki sakın insanlardan şunları şunları bekleme diyor. İnsanlardan büyük bir hürmet, insanlardan büyük bir tazim, insanlardan büyük bir hizmet bekleme diyor. Sen onlara hizmet et. Büyük bir meclis içerisindeyken Allah Resulü sallallahu teala aleyhi ve sellemin de bulunduğu bir meclis içerisindeyken adamın biri geliyor. Diyor bu topluluğun efendisi kim diyor? Açıyor, arıyor. Lideriniz kim demek istiyor? İçinizde sizin efendiniz kim diyor? Nur yüzlü adam kalkıyor. Bu insanların en çok hizmet eden onların efendisidir diyor. Bir toplulukta genelleştiriyor. Bir toplum içerisinde onlara en çok hizmet eden o toplumun efendisidir diyor. Kimmiş efendi? En çok kendi insanına hizmet eden, onun için alın teri döken, onun için koşturan, onun için emek veren, onun için çırpınıp duran insan Allah onu o milletin, o insanların efendisi yapmıştır. Yahya bin Muaz var. Bağdat'ın vaizlerinden biridir bu. Bağdat'ın meşhur vaizlerinden biridir. Çok insanlar üzerinde etkilidir. Dili çok tesirlidir. Bunlar aslında ailece böyledirler. Birçok insan üzerinde hidayetine vesile olmuş, onları ikna eden, onları ıslah eden, hakikaten tesirli bir dil ortaya koyan, nitelikli, birikimli, alim, abid, çok önemli isimlerden biridir. Yahya bin Muaz. Bunun kardeşi de var. Bu kardeşi de aynı zamanda Medine'de hatiptir, vaizdir. Diğer kardeşleri de var ama en meşhur olan Yahya bin Muaz'dır. Bir de kardeşi. Kardeşi Yahya bin Muaz'a bir mektup gönderir. Abicimdir, ben sana demedim mi gel Medine'ye? Bak Medine'de öyle bir izzet ve ikram var ki diyor. Etrafımda herkes bana hizmet ediyor. Pervaneler gibi dönüyor. Bir dediğimi iki etmiyorlar. Her türlü ihtiyacımı karşılamak için çırpınıp duruyorlar, koşturup duruyorlar. Abicim, sen niye kendini zamanını orada heder ediyorsun Bağdat'ta? Sen niye burada değilsin? Burada olsan insanlar sana şöyle hizmet eder, şöyle hizmet eder, şöyle hizmet eder. Yahya bin Muaz bu mektubu aldıktan sonra acı bir dolu bir mektup yazar. Ey kardeşim, çok beni hüzünlendiren, acıya gark eden mektubunu aldım. Çok üzüldüm. Ama ben isterdim ki, sen herkes bana hizmet ediyor, bir dediğimi iki etmiyorlar. Bunun yerine ben insanlara şöyle 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 hizmet ediyorum deseydin, beni çok daha memnun etmiş olurdum. Halbuki senin dediğini burada da yapmak mümkün. Senin dediğinde erdem yok ki kardeşim. Senin hizmet aldım diye övüneceğine, hizmet ediyorum diye övünmeyini ne kadar da arzu ederdim. Senin adına çok üzülüyor ve kahroluyorum. Kardeşinden uzun süre ses, soluk yok. Ama daha sonra Yahya bin Muaz'ın kardeşi üzerindeki sözünün, mektubunun tesiri zamanla anlaşılacaktı. Bize düşen hizmet etmek. Hizmet edilmeyi beklemek çok düşük karakterli insanların işidir. İnsanlar bana hizmet etsin, herkes etrafımda pervane gibi dönsünden ziyade Allah'ım ben senin bu kullarına nasıl hizmet edebilirim? Bunlarla senin aranda nasıl köprü olabilirim? Eğer küçücük bir katkım olursa beni bunu benim için salih amel kabul et ya Rabbi. Ve beni bu yolda kullan ya Rabbi. Beni senin mazlum ve mustazaf kullarının dinini anlamalarında yardımcı olman hususunda beni kullan ya Rabbi. Beni vesile kıl ya Rabbi.
Sahabeden biri der ki, ya Resulallah, falan arkadaşım var ya, o kadar iyi bir insan, o kadar muttaki bir insan, o kadar şöyle şöyle bir insan diye övüyor, bitiremiyor. Resul-i Ekrem diyor ki, onu ne kadar tanıyorsun ya Resulallah diyor. Onu pek tanımam ama bir gün seyahate çıkmıştık beraber. Ya kervanımız nerede durduysa o abdest aldı, namaz kıldı. Abdest aldı, uzun uzun namaz kıldı. Abdest aldı, uzun uzun namaz kıldı. Öyle mi dedi? Evet ya Resulallah. Onun gibi muttakisini görmedim. Onun gibi işte şöyle böyle falan. Allah Resulü sordu. Dedi ki, peki o arkadaşımız bu kadar ibadet ederken onun sefer sırasındaki hayvanına kim baktı? Onu kim yedirdi, içirdi? Onu kim suladı? Onun yeme içme işlerini falan nasıl hallediyordu? Ya Resulallah, onları biz yapıyorduk. O ibadet ediyordu, biz de ona hizmet ediyorduk. Meğer siz ondan daha fazla ibadet etmişsiniz dedi. Siz ondan daha fazla ibadet etmişsiniz. İnsanlara hizmet etmek, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Yalnız başına bir tarafa çekilerek gece gündüz ibadet etmekten çok daha hayırlıdır. İnsanların içerisinde kalarak onlara katlanmak, onların acılarına ortak olmak, onlara hizmet etmek ve faydalı olmak, yalnız başına gece gündüz ibadet etmekten çok daha hayırlıdır diyor. Ve biz hizmet eden ve edilen arasında bir seçenek de tercih etmek durumundayız. Tercihimizi mümkün olduğu kadar zorunlu durumlar hariç hizmet eden konumunda yapmamız gerekir. Bir gün Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hiç kıtlığın olduğu bir zaman midelerine indirecek bir şeyleri yok. Az bir süt buluyorlar. Bazıları diyorlar süte biraz da su ilave ettiler ki su biraz da süt biraz daha çoğalsın herkese yetsin için. Sonra Allah Resulü onları bardaklara doldurdu işte her neyse kaselere. Şu senin, şu senin, şu senin diye. En sonda kalırsa bir de kendisi içmek istiyor. Ama bazıları da diyor ki ya Resulallah, ya kalmazsa Resulallah'a içmiyorlar, bekliyorlar. Bir tasta Allah Resulüne süt kaldı. Onlar her birini içince Allah Resulü o ara abdesemine her neyse bir yere çıktı. Herkes tabii sütünü içerek uyumuş. Geldi baktı ki onun süt şeyi boş. Onunkini de biri içmiş. Efendimiz yavaşça yorganını başına çekti ve uyumaya çalıştı. Bunu gören sahabi keşke diyor, keşke sütümü içmese onu Resulullah'a ikram etseydim. Çünkü ben acıdan yatağın içerisinde kıvranır olduğunu görüyordum. Midesi onu o kadar rahatsız ediyordu ki kıvranıp duruyordu. Bir o tarafa, bir bu tarafa ama ağzını açarak, şu örtüsünü çevirerek ya benim sütümü içinizden kim içti demedi. Hiç kimseye de bu durumunu hissettirmedi Nebi. Ruhumuz feda olsun. Bu basit bir süt hadisesi değil. Açlık meselesi, açlık. Açlık mantıktan filan anlamaz. Açlık o kadar bir insanı çileden çıkaran bir durumdur. Allah kimseyi açlıkla terbiye etmesin. Sahabi diyor ki, onu yatakta kıvranır dururken, keşke diyor, keşke ölseydim, kendi sütümü içmeseydim. Kim acaba bu densizliği yaptı, ona karşı edepsizliği yaptı, ona sütünü içti diyor. Resul-i Ekrem kıvrana kıvrana uyumaya çalışıyoruz diyor. Nasıl bir insan silüeti çıkıyor önünüze? Nasıl bir model Allah'ın önümüze koyduğu, işte sizin için güzel örnek dediği Resul-i Ekrem nasıl bir örneklik ortaya koyuyor? Bu nasıl bir örnekliktir? Mescidin dışında biraz kalabalık. Herkes itiyor, kalkıyor, çok yığınla insan var. Bu kadar insan Efendimiz'e ulaşmak istiyor, biri dinlemek istiyor, sesini ulaştıramıyor, biri kulak kabartayım derken zorluyor. Dolayısıyla insan dalgası oluşuyor. Allah Resulü bir o tarafa itiliyor, bir bu tarafa savruluyor. Sahabe geliyor diyor, ya Resulallah diyor, biz sana hizmet etmekten hoşnutluk duyarız diyor. Sana burada yüksek bir şey yapsak, insanlar senin bir itmese, kalkmasa, bu durumda senin çok incindiğini görüyoruz. Hiç incinmeyesin ya Resulallah. Sana yüksek bir makam yapsak, sen üzerinde bulunsan da ve bize konuşsan, hepimiz seni dinlesek. Ama Allah arkadaşları içerisinde imtiyazlı konumda olmamı istemez ki. Allah bundan hoşlanmaz diyor. Peygamber bize bir ahlak emanet ediyor.
bir güzel ahlak, bir örneklik ortaya koyuyor. Siz siz olun, insanlara hizmet etmek için çırpınıp durun, onlardan imtiyazlı bir konumda olmaktan şiddetle kaçının. Nefsinizi bu konuda tezkiye edin, arının. Asıl olan hizmet etmek, fedakarlık yapmak, faydalı olmaktır. Fayda elde etmek, insanlardan ilgiyi çekmek, her taraftan hürmet görmek ve her taraftan kendisine hizmet edilmesini istemiş olmak büyük bir hastalıktır. Her birimiz bulunduğumuz makamı, mevkii, bulunduğumuz herhangi bir durum söz konusuysa o durumu gereği gibi ahlak çerçevesinde imar ve inşa edelim. Konumuzu ahlaki bir zeminde belirleyelim. Ve hizmeti, Allah için hizmeti hiçbir zaman hafife almayalım. Hani halka hizmet, hakka hizmettir sözü var ya, politikacıların içini buharlaştırdıkları, içini çürüttükleri, yok ettikleri, öldürdükleri o slogan. Gerçekten de öyle. Gerçekten halka hizmet, hakka hizmettir. Çünkü Allah-u Teala ona buna yapılmış yardımı kendisine yapılmış yardım gibi görüyor. Ben açtım, niçin beni doyurmadın? Ben susuzdum, beni niye suya kandırmadın? Bu hadisi daha önce de okuduğum için tekrar etmek, sizi üzmek istemiyorum. Niçin? Beni niye doyurmadın diyor. Niye? Allah Resulü, ya Rabbi seni tenzih ederiz, senin yemeğe, içmeye, giymeye ihtiyacın yok ki ya Rabbi. Ama şu mazlum kulumu yedirseydin, beni onun yanı başında buluverecektin. Şu susuz kulumu suya kandırsaydın, şu çıplak kulumu giydirseydin eğer, ona hizmet etseydin, beni onun yanı başında buluverecektin der. Allah bundan hoşlanıyor. Onun içindir ki tebessüme sadaka diyor. Tebessüme ikram ediniz. Bir buket gül gibi ikram ediniz kardeşinize. Çünkü tebessüm sadakadır. Asık suratlı, somurtkan olmayınız. Allah bizde nasıl olmamız gerekiyorsa öyle olmayı nasip etsin. Peygamberinin tertemiz önderliğinde o örnekliği bizim hayatımızda tertemiz yansımalarıyla bizleri mücehhez, bu konuda bizleri tezyin etsin. Azametine uygun kulluk yapmada bizleri muvaffak etsin. Her türlü eksikliğimizi, zaafımızı bizden gidersin. Arınanlardan ve sakınanlardan kılsın. Bizleri alim, abid, zahid ve mücahitlerden kılsın. Her tür hayır üzere daim kılsın. Ve bizleri içine derinleşen ve وَقُرْ رَبِّي زِدْنِي عِلْمَا diye bize öğrettiği ilimde derinleşenler dediklerinden kılsın. Ve biz biliyoruz ki her insan ancak kendi günah yükünü çeker. Ve biliyoruz ki insanlara sadece kendi elleriyle yaptıklarının karşılığı vardır. وَلَا تَزِرُ وَازِرَةُ وِزْرَ اُخْرَى ancak kendi elleriyle yaptıklarının, amellerinin karşılığı vardır. Allah amellerimizi, tertemiz salih amellerimizi ziyadeleştirsin. Ve bizleri büyük bir sermaye ile, salih amel dolu sermaye ile kurbu huzuruna kabul buyursun inşallah. Ela inna ahsenel kelamu ablagan nizam, kelamullahil melkin azizil allam. Kema kâle Allahu tebareke ve ta'ala fil kelam. Ve izâ kur'el kur'an festemi'u leh ve ansifu leallekum turhamun. اللهم نوّر قلوبنا بأنوار محبتك وذكرك يا ذا الجلال والإكرام اللهم أحينا حياة طيبة بالصحة والسلامة والدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب الحمد لله المنعوت بصفة التنزيه والكمال وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله سني الخصال واعلم أن الله صلى على نبيه في كتابه المبين وأمركم بذلك ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما
Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed. Kema salleyte ala İbrahim fil alemin inneke hamidun mecid. Allahümme barik ala Muhammedin ve ala ali Muhammedin kema barikte ala İbrahim fil alemin inneke hamidun mecid. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. صدق الله العظيم. حشر أم أي ربنا bizi ve bizden önceki mümin kardeşlerimizi bağışla. Ey Rabbimiz, mümin kardeşlerimize karşı kalbimizde kin ve husumet bırakma. Ey Rabbimiz, sen engin rahmet ve merhamet sahibisin. Allahu Teala bu duayı bize öğretmiş ya. Okuyunca insanın derin haz duyduğu. Biz ne kadar muhtaçmışız ki ya Rabbi, sen bu ahlakı bize öğrettin, bu duayı bize bellettin. Bunu ne kadar önemsedin ki Kur'an'ında bunu ölümsüzleştirdin. Bizim dilimizle bize dua öğretiyor. Öyle değil. Mümin kardeşlerimize karşı kalbinizde kin bırakma. Bizi ve bizden önceki mümin kardeşlerimizi bağışla. Mümin kardeşlerimize karşı kalbimizde zerre kadar bile olsa kin bırakma. Bir husumet bırakma. Onlara karşı bir kırıklık bırakma ya Rabbi. Müminler muhteremdir ve ihtirama layıktırlar. Onların kusurları var. Hepimizin kusuru var çünkü. Eğer kusurlu olmasaydık Adem baba yanlış yapmazdı. İlk yanlış başladı bir kere. Bizim yanlış olmamız değil, yanlış yapmamız değil bizden istenen. Yanlış yaparız, düşeriz, kalkarız. Yanlış yaptım ya Rabbi. Ben yanlış yaptım. Ben istiğfar ediyorum, dönüyorum, nedamet duyuyorum ya Rabbi. Nadim oldum, pişman oldum ya Rabbi. Beni bağışla ya Rabbi. Allah öyle bir hoşlanıyor ki bundan. Kul böyle düşer ya, kalkar, yanlış yaptığını fark eder, irkilir. Hemen kendisine gelir. Ya Rabbi ben yanlış yaptım, beni bağışla. Bana mağfiret et ya Rabbi. Öyle sevinir ki Allahu Teala. Ne kadar sevinir? Diyor ki Müslüm'ün hadisinde, Allah Resulü kul böyle tevbe edince, hani çok uzun bir hadis daha önce aktarmıştım, onun için ben sadece özetleyeyim. Çölde kaybolmuş devesini bulan bir insan, ölümle burun buruna gelmiş, yeniden doğmuş, yeniden hayatla tanışmış olan bir insanın sevinci neyse, Allah tevbe eden bir kulun kulu görünce ondan daha çok sevinir. Devesini bulan adamdan daha çok sevinir. Ölecekken yeniden hayata kavuşan, çölün ortasında kaybolmuş, bütün hayat emaresi bitmiş, ölümle burun burunayken, susuzluktan dili damağı kurumuş, ölümle pençeleşirken çölü aşacak devesini ve aynı zamanda susuzluğunu açtığını gidecek yiyeceğini yanı başında bulunan insan ne kadar sevinirse bir insanın tevbesi Allah'ı daha çok sevindirir diyor peygamber. Tam bizim zihin kalıbımıza, algı biçimimize, duyuş şeklimize uygun bir örnek. Dolayısıyla biz hiç bir insanı kusursuz göremeyiz. Kendimiz kusursuz muyuz ki insanları kusursuz görelim? Bu doğru değil, adil hiç değil. Öyleyse biz insanları günahına da kardeş olmayı, hatasıyla bağrımıza basmayı bilmeliyiz. Değilse bunun ötesi İslam ahlakının dışında bir şeydir. Rabbim bu konuda bizlere tertemiz ahlakı ve peygamberin örnekliğiyle kalbimizi tezyin etsin inşallah. As-salamu aleyküm.